Merhaba arkadaşlar. 6. sezonu geride bıraktık ve dizinin başından beri benim görmeyi beklediğim bir sahneyi nihayet gördük. O da Lyanna'nın ölüm sahnesiydi. Artık John'un annesinin kim olduğunu biliyoruz. Fakat bence babasının kim olduğunu da biliyoruz yani. Benim için kesin. Ama yine de tabii ki de insanlar bir sürü teori ortaya atmaya başladılar. Aslında John'un babasının Rhaegar olmayabileceğine dair. Bu videoda sizlere biraz bu teorilerden bahsedeceğim ama bunlar benim teorilerim değil. Başka yerlerden okudum. Ama aynı zamanda kendi teorim de var. O da John'un kiminle evlenebileceğine dair bir iki bir şey söylemeye çalışacağım sizlere. Bu arada bu videoda kitaptan çok ciddi spoiler vereceğim. Yani kitapta olan ama dizide olmayan bir karakterden bahsedeceğim. O yüzden şimdiden sizleri uyarayım. Önce birazcık Lyanna ile Rhaegar'ın kaçma olayından bahsetmek istiyorum. Aslında bundan ta ilk videomda ayrıntısıyla bahsetmiştim ama yine de hızlıca bir üstünden geçeyim. Çünkü biz dizide pek fazla Lyanna'nın nasıl bir karakter olduğunu göremedik. Lyanna şöyle ki hani Arya'yı düşünün. Arya her zaman Lyanna halasına benzetiliyor. Hem fiziksel olarak hem karakter olarak. Çünkü Lyanna da aynı Arya gibi böyle başına buyruk, biraz asi birisi ve istediğini yapan birisi böyle ve inatçı. Rhaegar ise babasının aksine halkın sevgilisi olmuş birisi. Yani hem sanatçı ruhlu, hem yaşuklu, hem cesaretli ne ararsanız var. Dolayısıyla ikisi de böyle karakterler. O yüzden ben ne Rhaegar'ın Lyanna'yı zorla kaçırabilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ne de Lyanna'nın biri tarafından zorla kaçırılabileceğini düşünüyorum. Zaten bir ziyafet sırasında Rhaegar bir şarkı söylüyor ve sesi çok güzel bu arada. Gerçekten çok güzel şarkı söylediği söylenir. Ve o sert duruşlu Lyanna'nın bile duygulanıp bu şarkıyı dinlerken ağladığı söyleniyor. Zaten Harrenhal turnuvasında da neler olduğunu biliyoruz. Rhaegar karısı dururken tacı Lyanna'ya veriyor. O yüzden ikisinin arasında bir şeyler olduğunu çözmek bence çok zor değil. Diğer yandan biliyorsunuz Lyanna zaten Robert'la nişanlanmıştı. Fakat hiçbir zaman Lyanna Robert'la evlenmek istemedi. Çünkü Robert Lyanna'ya ne kadar aşık olursa olsun daha John Arryn'ın yanında yaşarken bile gayrimeşru çocukları vardı. Hatta Lyanna bu konuda hep netle konuştuğunu biliyoruz ve böyle biriyle evlenmek istemediğini sürekli dile getiriyordu. Yani Rhaegar ile Lyanna'nın birbirlerine aşık olup isteyerek kaçtıkları direkt bize söylenmemiş olsa da bence çok ortada olan bir gerçek. Zaten biliyorsunuz ki Buz ve Ateş'in şarkısı da muhtemelen bir Stark Targaryen birlikteliğini kastediyor. Çünkü zaten tarihte Stark ve Targaryen'lar arasında yapılmış bu isimde bir anlaşma var. Buz ve Ateş'in anlaşması. Yani Buz ve Ateş Lyanna ile Rhaegar'ı temsil ediyor olabilir. Bu birliktelikten doğan Jon'u temsil ediyor olabilir. Ve hatta ileride bir John Dany birlikteliğini de temsil ediyor olabilir. Ben açıkçası John'un babasının Rhaegar olduğuna eminim diyebilirim. Ama yine de insanlar ortaya başka ihtimaller attı ve her zaman bu ihtimalleri değerlendirmekte fayda var. Bir tanesi şu, dediler ki Ned sahneye girdiğinde bir kılıç bırakıyor ve bu kılıç Arthur Dayne'in kılıcı. Dolayısıyla acaba John Arthur Dayne'in çocuğu olabilir mi? Şimdi ben size bunun neden olamayacağını açıklamaya çalışacağım. Bir kere yani her şey Rhaegar'ı destekliyor. Eğer böyle Arthur Dayne ya da başka birisi yaparlar sırf bence pisliğine yaparlar yani. Çünkü herkes bunu beklediği için yaparlar. Hani twist yapmak için twist yaparlar. Yoksa hiçbir mantıklı dayanağı olmaz. Arthur Dayne bir kere niye olamaz? Birincisi Lyanna ile hani öyle bir ilişkileri yok. Doğru düzgün ne kadar muhabbetleri olup olmadığını bile bilmiyoruz. İkincisi Arthur Dayne yeminli bir kral muhafızı ve biliyorsunuz ki kral muhafızları hiçbir zaman çocuk sahibi olamaz ve Arthur Dayne de gerçekten çok asil bir şövalye. Her zaman da sözlerine bağlı kalmış bir şövalye. Bu sözü çiğneyeceğini ben düşünmüyorum. Üçüncüsü ve en önemlisi de Arthur Dayne sadece bir kral muhafızı olarak yakın değil Rhaegar'a. Prens Rhaegar'la bayağı yakın arkadaşlar yani en yakın arkadaşlar diyebilirim. O yüzden ona bu şekilde bir ihanet edeceğini düşünmüyorum. Jon'un babası olabilecek diğer isim ise Robert Baratheon. Ben hele bunu hiç mümkün görmüyorum. Neden mümkün görmüyorum? Bir kere zaten Robert'ın bir sürü gayrimeşru çocuğu var değil mi? Onları bile umursamıyor adam. Onları umursamazken Lyanna neden Jon'u Robert'tan korumak istesin. Bu bir. İkincisi Robert zaten Lyanna'ya deli gibi aşıkken ondan bir çocuğu olduğunu bilse onu bırakın öldürmeyi gerçekten varisi bile yapabilir yani. O kadar seviyor. Hani onu öldürmesi için ortada hiçbir sebep olmazdı.
Üçüncüsü zaten Lyanna'nın Robert'a bir ilgisi olmadığını biliyoruz. O yüzden bunlar ne ara çocuk yaptı? Yapamazlar yani hani. Robert'ın da zorla Lyanna'ya bir şey yapacağını düşünmüyorum. O yüzden bence bu ihtimal tamamen çöpte. Özellikle bazıları hani şunu ortaya atıyorlar desteklemek için. Hani John Esmer hiç mi bir Targaryen'a benzemez diye. Bu da bir gerekçe değil. Çünkü biliyoruz ki tarihte zaten Esmer bir sürü Targaryen piçi var. Hatta bunu Ejderhaların Dansı videosunda biraz anlatmıştım. Mesela Prenses Rhaenyra'nın gayrimeşru çocukları var ve hepsi kahverengi saçlı, kahverengi gözlü. Hatta o sırada işte ejderha tohumu denen Targaryen piçlerini topluyor krallıkta ve onların arasında da Esmer çok fazla kişi var. Yani hani seed is strong diye boşuna demiyorlar. Demek ki gümüş rengi saç çekilik bir genmiş yani hani bunun altında illa bir şey aramaya gerek yok. Sahnedeki bir diğer noktaysa Lyanna'nın bebeğin ismini Ned'e söylemesiydi. Fakat biz bunu duymadık. Tabii ki de bazı manyaklar dudak okumuşlar ve ismin A ve E harflerini içerdiğini söylemişler. Ben de şunu düşünüyorum bu noktada. Şimdi biz dizide görmedik fakat kitapta aslında bir tane daha Targaryen var. O da Aegon Targaryen. Kendisi Rhaegar'ın ve Elia Martell'in çocuğu. Aslında onun da ölmediği ve kurtarıldığı ortaya çıkıyor kitapta. Yani tahtın güçlü varisi. İsterinden bir tanesi aslında. Hatta Dany ile o mu evlenecek falan diye de konuşuluyordu. Fakat bence dizide bu saatten sonra Aegon Targaryen'ı görebileceğimizi düşünmüyorum ben. Onun hikayesini bu arada Westeros tarihi videolarında anlatacağım. Şu an girmiyorum ona. Fakat dizide hani hikaye onun bayağı ötesine geçti. Görmeyebiliriz. O yüzden bence John'un ismi muhtemelen Aegon. Yani o karakteri dizide gösteremeyecekleri için John'la bu şekilde birleştirdiklerini düşünüyorum. Zaten Aegon ismi biliyorsunuz çok yaygın bir isim. Yani bu da Targaryen hanesinin Ahmet'i gibi bir isim. O yüzden bence John'un ismi orada Aegon'du. Gelelim evlilik kısmına. Aslında herkes gibi ben de uzun zamandır John ve Dany'nin muhtemel evliliğini düşünüyoruz. Fakat bence başka seçenekleri de değerlendirmek gerekiyor. Ne gibi? Bundan birazcık aslında 10. bölüm analizinde bahsettim. Yani tamamen kendi yorumlamam benim. Ama şu an birazcık daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. Aslında John'un evleneceği kişi Sansa veya Arya da olabilir. Nasıl olabilir? Bunu nereden çıkarıyorum? Şimdi bir kere sezon ortasında George Martin'in böyle yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Bu mektupları yayıncısına yazmış. Ta 1993 yılında kitabı daha yazmaya başlamadan önce kafasında böyle planladıklarını yazmış. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Mesela demiş ki asla ölmeyecek 5 karakterim var. Onlar da işte Jon, Arya, Dany, Bran ve Tyrion. Asla ölmeyecek bunlar demiş. Ama mesela bazı karakterleri çok sevdireceğim insanlara. Sonra onları pat diye öldüreceğim. O zaman daha heyecanlı olacak falan diye böyle şeytanca planlar yapmış. Fakat aynı zamanda da Arya'nın Jon'a aşık olacağını, Jon'un da Arya'ya aşık olacağını, fakat kardeş oldukları için bu aşkı itiraf edemeyeceklerini, ancak Jon'un gerçek ailesi ortaya çıktığında aşklarını yaşayabileceğini söylemiş. Arya kısmına değinirsem aslında çoğu kişi yaş farkını düşünüyor ama zannettiğiniz kadar büyük bir yaş farkı yok. Çünkü dizinin ilk sezonunda aslında Jon 14 yaşında, Arya da 9 yaşında. Yani yaştan bir sıkıntı yok. Ama yine de hani Arya ile evlilik ihtimalini düşük görüyorum ben de. Çünkü hani tamam evet kardeş gibi büyüdüler bir yandan evet. Ama diğer yandan en önemli sebep bence Arya karakterine dair başka planların olduğunu düşünmem. O yüzden bu pek mümkün gözükmüyor. Yine de aklınızda bulunsun. Diğer yandan Sansa ile evliliği bence birazcık daha mümkün. Neden? Bir kere aralarında sadece 3 yaş fark var ve her ne kadar Jon diğer kardeşleriyle mesela Rob'la, Bran'le, Arya'yla gerçekten çok yakın büyüyor ama Sansa'yla öyle değil. Sansa her zaman yani bakışlarıyla bile Jon'un bir piç olduğunu yüzüne vuran birisi ve onu hep üvey kardeşim, üvey kardeşim diye bahsediyor ve hep gıcık böyle soğuk, aralarında doğru düzgün bir muhabbet bile geçmiyor. Yani hiçbir zaman o kadar yakın değillerdi zaten. Ayrıca şu an yakınlaşmaya başladı gördük. Çünkü hani birbirlerinin dayanağı oldular bir yerde ve güvenmeye başladılar. O yüzden bu evlilik için neden olmasın diyorum. Son olarak Dany ile evlilik kısmına değinirsem eğer, şimdi bazıları şey demeye başladı. Jon bir Targaryen'sa tahtın varisi o falan. Yani öyle bir şey de yok. Çünkü Jon bir Targaryen olsa bile yine piç yani orada da öyle. Bu sefer sadece Jon Snow değil de Jon Waters olur. Yani bu kadar değişen bir şey olmaz. Fakat Dany ile evliliği evet olabilir. Fakat şunu da unutmayalım ki
Dany'ye bir kehanet yapılmıştı ve bu kehanete göre de Dany'nin bir daha bir çocuğu olmayacak. Dolayısıyla Targaryen'in soyu Dany'den yürümeyecek. O yüzden başka birinden bu soyun devam etmesi gerekiyor. O kişi de Jon olacak. Jon'un da çocuğu olması için başka biriyle evlenmesi gerekecek diye düşünüyorum. Benim teorilere dair yorumlamam bu şekildeydi. Aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Açıkçası Jon'un babası konusunda ben hala Rhaegar olduğuna ısrarcıyım. Çünkü bence çok fazla teori kasmaya başladı hayranlar bu sezon. Ve pek çok şekilde de ters köşe yaptılar aslında. O yüzden bence bazı şeyleri olduğu gibi bırakmak ve olduğu gibi kabullenmek en güzeli diye düşünüyorum. Fakat evlilik konusunda kendimce hani farklı bir bakış açısı sunmaya çalıştım. Farklı düşünceleri de aklınızda bulundurun diye. Umarım faydalı olabilmiştir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve benzer videolar görmeyi istiyorsanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.